Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi gobeller, bu videomuzda da karenin yeni nesil sorularını gömeceğiz. Hızlı hızlı çözmeye başlıyorum dostlarım. Anlamadığınız bir yer olursa tabii ki videoyu durdurun, bir kez daha baştan izleyin dostlarım. Diyor ki kare biçimindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesik çizgilerden kesilerek alanları oranı 19'a 5 olan iki parçaya ayrılıyor demiş. Demek ki buranın alanı 19A, buranın alanı 5A. Şimdi dostum toplam kaç A yaptı burası? 24A. Bak şöyle bir kareyi çizeyim ben buraya. 24A değil mi? Sen karenin köşegenini çizince biliyorsun alanı iki eşit parçaya bölüyor. 12A burası, 12A da burası olacak. E hocam bu amca zaten şuradan bir dik üçgen oluşturmuş 2 numaralı bölgeyi ve alanını 5A demiş. O halde şuraya da 7A kalacak değil mi? Toplam 12A olsun diye. Şimdi bunu da söyledik dostlarım. Neyi soruyor? Birinci parçanın çevresinin ikinci parçanın çevresine oranı nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şöyle yapacağız. Hemen buraya 5K, 5A'ya 5K, 7A'ya da 7K diye kenarların oranını yazdım. E şurası toplam 12K ise bu da 12K, bu da 12K, bu da 12K olacak arkadaşlarım. Bak onu burada da gösteriyorum. Buraya 5K yazdım, buraya 7K, buraya 12K, buraya 12K, şurası da 12K. E o halde şu hipotenüs 13K oldu mu dostlarım? Bakın burada ikisi de 13K geldi. Şimdi birinci parçanın çevresini yazıyoruz. 13, 12 daha, 25, 12 daha, 25, 27, 37, 7 daha, 37, 7 daha, 44. Birinci parçanın çevresi 44K bölü ikinci parçanın çevresi 13, 12 daha, 25, 5 daha, 30K geldi. K'lara bay bay. Kaça bölelim? 2'ye bölelim 22, 2'ye bölelim 15. Bursa'dan paketledik sorunun cevabını dostlar. Evet. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda ABCD karesi biçimindeki kağıt şekil 1'deki gibi EC boyunca kesilip mavi parça diğer turuncu diğeri de turuncu ile boyanıyor ve şuraya getirip çakıştırmış arkadaşlarım. Şimdi kesilmeden önce şuradaydı. Onu bir gösterelim. Şöyle kesilmeden önce buradaydı. Burası Denizli ve bunu getirip buraya çakıştırmış dostlar. Yani şu kenar tabii ki karenin bu kenarına denk gelmiş. Şu açıya A 90B dediğimde buradaki B buraya gelmiş, A buraya denk düşmüş dostlarım. Bakın burada A ile B'nin toplamı 90 ya kardeşler şu üçgende. E karenin şu açısı da 90 derece olmalı. A buradaysa şu turuncu yere B kaldı. Böylelikle bakın ne çıkartmış oldum dostlar. Şuradaki şu iki parçanın yani daha doğrusu dik üçgenlerin hipotenüsleri arasındaki açı da 90 geldi. Ve bana bunu 18 vermiş. E zaten bu da 18. E ile E üssü arasındaki mesafeyi soruyor. Bak ikiz kenar dik üçgenin hipotenüsünü soruyormuş meğersem bize. 18 kök 2'yi paketledim dostlarım. Evet ne diyor? Bir kenarı 13 birim olan zarf şekildeki gibi açılıyor. Zarfın açık zarfın alanı nedir diye soruyor bize dostlarım. Şimdi bu zarfın 13 kare olduğunu bildiğim için alanı 13'ün karesi 169. Yani şuradaki A alanı A diye biliyorum köşegenler çizildiğinde 4 eş alana parçalanıyor bu. E sen bu A zarfını şunu tutup da şöyle geriye açtığında alan değişmeyecek, bu da A. Yani şuradaki yeşillerin de her biri A olacak. E bunlar zaten A'ydı ve biz 4A'yı 169 diyebiliyoruz. Bize 8A'yı soruyor arkadaşlarım. Yani iki katını soruyor 169'un. Hemen 2 ile çarpalım. 18 elde var 1, 12, 13 elde var 1, 2, 3. 338 Denizli'yi paketledim. Evet 20 katlanıyormuş, buraya gelmiş. Şimdi biz hemen katlanmadan önceki versiyonunu bir açalım dostlarım. Katlanmadan önceki haline bir geri dönüş yapalım. Şimdi A buradaydı, katlandı, buraya geldi. Tabii ki burası da 90. DA katlandı, DA üssü oldu. AE, EA üssü oldu. Kat çizgisi açıortaydı, burası mecbur 20, 20 olacak değil mi? Şurayı 20 vermiş, bu da 20.
Şimdi karenin bir kenarına bak, bu simgeyi koydum. O halde burada da aynı simgeleri koyuyorum dostlarım. Ve şurası 40 ise buraya 50 derece kaldı. İkizkenar olmasından sebep şu eşit açılara da 65, 65 yazdım. Nereyi soruyormuş bize? B, C, A üssü. Şu açıyı soruyormuş. Tamamının 90 olduğunu biliyorum. Buraya da Denizli kaldı diyorum dostlar. 5 numaradayız. 5 var. 1 numara bir kare mi? 1 ve 2 numaralı kareli keseler kesilip atılıyormuş. 1 ve 2 numaralı kareymiş bunlar. Şimdi kareleri önce bir, madem kare bütün kenarları 5-5 olacak. Şurası da 5. Buna 3 kaldı. E bu da kare ise 3-3-3. 5'ti. Şuraya 2-2-3 kaldı. Yani burası 3, burası 2. Neyi soruyor? Bu boyanan parçanın köşegen uzunluğu. Şurayı soruyor x'i. Hemen Pisagor'u çakıyorum dostlarım. Neydi Pisagor? Hipotenüsün karesi, diğer dik kenarların kareleri toplamı. 9, 4 daha 13'tür. Kök 13 geldi sorumuzun cevabı. Bakalım bu ne diyor? KB 16, DE 2, şuradaki mesafe 2'ymiş. 42 metre uzundaki direk tabana 25 metre uzundaki L noktasından kırılıyor. Bak şurası 25 o zaman. E toplam 42 ise kardeşim bunun uzunluğu. Ne kalıyor geriye? 30 olsaydı 12, 17 kalıyor. Şurası 17 birim değil mi? Toplam 42'ymiş çünkü. Kare biçimindeki duvarın E noktasına düşmüş. EC uzunluğu nedir diye de bir soru soruyor. Şuradaki X'i soruyor bize. Bakın bunu X yazınca karenin bir kenarı X artı 2 oldu. Şurası da X artı 2. Şurası da X artı 2. Burası toplam 16 olması için 14 eksi X olmalı burası. 14 eksi X. Ve ben şunu uzattığımda buraya da 14 eksi x yazmalıyım. Toplam ne oldu burası kardeşim? 16 eksi x oldu. Bak yukarıdaki şöyle bir dik üçgen var orada. Şurayı 17 vermiş. Biz şuradaki 17. Şurası 16 eksi x. Onu da buraya yazıyorum. Şu kenara da şimdi bir şey söyleyeceğiz. Onu da buradan bulalım. Bak bir kenar x artı 2 idi. Şurası da x artı 2. 25 olması için 23 eksi x kalmalı buraya da dostlarım. Demek ki bu kenarda 23 eksi x'miş. Şimdi burada hemen Pisagor yapacağız tabii ki ama Pisagor yapmadan önce şu 17 bana 8, 15, 17 dik üçgenini çağrıştırdı. Bakalım olur mu? X'e 8 desem, burası 8 geliyor gerçekten bak. X 8 ise 16 eksi 8'den 8 geliyor. Peki burası 15 oluyor mu? 23 eksi 8'den evet hocam 15 oluyor. Hiç Pisagor'a gerek kalmadı. Gerçekten x 8'miş dedim. Bana da x'i soruyordu zaten. Geldik buna. 34 santim uzunluğundaki kalas iki eşit parçaya ayrılıyormuş. Demek ki 17 17. Burası da 17. Burası da 17. Şuraya 10 kaldı kardeşim. Çevresi 32 olan kare. Madem çevresi 32 bir kenarı 8. 8. 8. Bak 8, 15, 17, 15. 6, 8, 10, 6. Yerleştirildi. B noktasının tabana uzaklığı nedir diye soruyor. Şuradan aşağı inen şu dikliği soruyor arkadaşlar. Buranın tamamını soruyor. Şimdi şuradan aşağısı zaten 8. Ben şuradaki x'i bulacağım. Onu da nereden bulacağım? Bu üçgenle, bu üçgenin benzerliğinden bulacağım dostlarım. Hemen mavi renkli kalemimi aldım. Şuraya A diyorum, 90'ım var, B'yi çaktım. 90'ım var, A'yı çaktım. A 90'dan B'yi yazdım. Bak 90'ın karşısı burada 7, 90'ın karşısı burada 10 eşittir. A'nın karşısı burada X, A'nın karşısı 8. 56 bölü 10 geldi X dediğim şey. Bana da bunun neyini soruyordu? 8 ile toplamını, X artı 8'i soruyor. O halde 56 bölü 10'u da sadeleştireyim ya. 28 bölü 5 yapar. 28 bölü 5 ile 8'i toplayacağım. 5 kere 8 40. 28 daha 68 bölü 5 yaptı. Cevap Edirne'den geldi. Güzel bir benzerlik sorusuydu o. ABCD karesinin çevresi bir tel ile E noktasından başlayarak sarılmak isteniyor. Tel bir nolu ok yönünde kare etrafında gergin bir şekilde sarıldığında telin ucu A noktasına gelmektedir. Yani teli ben şuraya gergin gergin CE'ye, CD'ye ve CDA'yı sardığımda tel buranın A noktasına kadar geliyormuş. D
Demek ki telin uzunluğu CE, DC ve DA uzunluğu kadarmış. Bu arada DE'yi 17 vermiş, EB'yi 7 vermiş. Şimdi şurası 7. Buraya x desem karenin bir kenarı 7 artı x oldu. DE'yi de 13 vermiş ya dostum. Gel şurada Pisagor'u yapsak. Hatta 13 seni biraz azdırsın. 13'ü görünce aklına 5, 12, 13 olabilir mi diye gelsin. X 5 ise burası 12 oluyor mu? Oluyor. Tamam, x kesin 5 o zaman. Şuraları bir sileyim şimdi. Bu 13'ü vermesinin sebebi x'i 5 bulmaktı zaten. Bulduk da. Şimdi o halde şurası 5. Burası 12. Burası da 12. Bak telin uzunluğunu bulduk. 5, 12, 12. 29 yaptı. Demek ki telin uzunluğu 29 birimmiş. Tamam hocam. Neyi soruyor bize? Sonra ne diyor bir de? İki nolu ok yönünde sarıldığında. Şimdi gelin iki nolu ok yönünde de saralım bu telimizi biz. Yani buradan sarıyoruz. Bakın bir 7 geldi buraya kadar. Artı şuradan 12 geldi. Ne yaptı yani 7, 12 daha? 19'unu geldi. Telin boyu 29'du, kaldı 10. Şimdi 10 birimde buradan buraya gelince F noktasında bitiyormuş tel arkadaşlarım. Demek ki şurası da 10 birim. Çünkü toplam telin uzunluğu 29 olacaktı. O halde şuraya da 2 kaldı. DF'yi soruyordu. 2'yi paketledim. Geldim bir sonraki sorumuza. Şekildeki abicide karesi biçimdeki karton verilmiştir. EC AF'ye eşit AD. Görelim onu. 8 kök 2. Karenin bir kenarı 8 kök 2'ymiş. Şu kalemi biraz incelteyim. Evet. FEB üçgeni D doğrusu boyunca katlanınca B noktası B üssüyle çakışıyormuş arkadaşlarım. Gelin biz bunu katlanmadan önceki haline bir açalım mı kardeşler şöyle. Şurayı da bir gösterelim. B buradaydı diyelim. Şurası 90. Karenin bir kenarı neydi kardeşler? 8 kök 2 idi. Şimdi şurada da bu kenar katlandı buraya geldi. Aynı simgeyi koymayalım, şöyle yapalım. Bu kenar buraya geldi. Tabii ki bu kenar da buraya geldi dostlarım. Burası bir kare. Sonuçta bunlar 45-45 karede köşegen açıortay olduğu için şunları bir yazalım. DB üssü 4 santim dostlar. Şimdi ben bunun diğer köşegenini de çizersem şöyle. B'den ve şuradan geçecek. Çünkü mecbur buralar 45-45 ise buralar da zaten 45-45 köşegen olmak zorunda. Başka şurayı 4 vermişti değil mi? DB üssü 4. Tamam. Hatta şurada 45-45'i yapalım. 2 kök 2 olsun şu kenar uzunlukları. Burası 2 kök 2 ise bu da 2 kök 2. Toplam 8 kök 2 idi. 6 kök 2, 6 kök 2 kaldı bunlara. Şurası 2 kök 2. B üssü ile C noktaları arasındaki uzaklığı soruyor bana arkadaşlarım. Şurayı soruyor. B üssü ile C arasındaki uzaklığı şuradaki dik üçgenden ben hemen bulurum diyorum. Hocam burasını 6 kök 2 bulduk şuradan dolayı. 2 kök 2 de burada var. Bak kardeşim hiç Pisagor'a da gerek yok. 3 katı gördün mü? Ne demiştik? Emre hocamızın benim için hatırım için ezberlemiştin. 3 katıysa küçük olanın yani 2 kök 2'nin kök 10 katı. O halde cevap 2 kök 20. Kök 20 de 2 kök 5'tir. 4 kök 5 oldu. Sorumuzun cevabı Edirne'den patladı. Evet, bundayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor şimdi. Özdeş 2 eş karesel bölge biçimdeki kağıt. LC 6. Tamam. DK 2. Ona da tamam. Şimdi dostum şöyle yapsak. Şuraya x desem. Karenin bir kenarı x artı 2. O halde bu da x artı 2. Bu da ve bunlar özdeş oldukları için bunun da bir kenarı x artı 2. Yani sen şuradaki Pisagor'u yapıp x'i bulacaksın. O da 6, 8, 10 olur mu diye düşün. Burası 8 ise burası 10 oluyor mu? Oluyor. Demek ki x gerçekten 8'miş dedim. Karenin bir kenarı 10'muş yani arkadaşlarım. Şimdi şurayı temizleyip artık 10 yazacağım buralara. Şurası 8'miş, burası 10'muş, burası 10'muş. Peki. Neyi soruyor? BCL doğrusal olduğuna göre M noktasının AB kenarına uzaklığı kaç birimdir? Yani M'den şöyle aşağıya doğru indirdiğim, bu K'dan geçiyor mu geçmiyor mu onu bilmiyorum ha bu arada. Geçiyormuş gibi gözükebilir ama umurumda da değil. Şurası kaçtır diye bir soru soruyor. Yani şuraya 10 kök 2 demeyin arkadaşlarım. Burası köşegen değil. Bilmiyoruz K'dan geçip geçtiğini. Çizerken şansı öyle çıktı. Peki ne yapacağız öğretmenim? Hemen şuradan da bir diklik çizelim. Bakın burası da 10.
Dostlar şu mesafe de 10, karenin bir kenarı olduğu için burası. Şurada bakın A 90 B, 90 A 90 B yapsak. 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 10. Eş üçgenleri yakaladım dostlarım. O halde A'nın karşısı burada 6 ise burada da 6. B'nin karşısı 8 iken burada da B'nin karşısı 8. Bana şurayı soruyor ya arkadaşlarım, şu mesafeyi. Aslında burayı soruyor değil mi? 14, 10 daha Denizli paketlendi. Evet, hemen devam. Bu ne diyormuş? Boyutları 52 ve 100 birim olan birim karelerden oluşan dikdörtgen içine. Şekildeki gibi kareler kenarlardan birer birim ve ardışık her iki karesi bir birim olacak şekilde desen yapılacaktır. Buna göre kaç tane kare çizilmiştir diye de bir soru soruyor. Boyutları 52 birimmiş arkadaşlarım. Şöyle, burası 100'müş. Şurası da aşağıya doğru da 52 olsun. Şurası da 52'ymiş. Yazamadık ha. Şimdi bu şekilde kaç tane kare gidiyor diye bir soru sormuş bize. Dostum, bir kare çizebilmem için 3 birime ihtiyacım var burada. Görüyorsunuz 3 birim. Yine bakın şuradan da 3 birim yazınca bir kare daha gitti. 3 birim yapınca bir kare daha gitti dostlarım. Peki 100'e ulaşabilmem için, 100 birime ulaşabilmem için 30 tane kare çizsem diyorum. 30 çarpı 3'ten 90 birim gidiyor. 90 birim gitti. 33 tane yapsam 33 çarpı 3'ten 93 birimi harcamış oluyorum burada. En son bir birim kalmış oluyor. O da zaten kenarında bir birim boşluk kalacaktı ya, ona gidiyor arkadaşlarım. Demek ki 33 tane şöyle yana doğru kare çizebiliyorum. 33 tane burada. Peki aşağıya doğru olanları sayacağım şimdi arkadaşlarım. Şimdi bakın yine 3 kareden, 3 birimden 1 kare çıkıyor. 3 birimden 1 kare, 3 birimden 1 kare geliyor dostlar. Ben diyorum ki aşağıya doğru 17 tane sıra yapsam bu şekilde 17 tane kare. 17 çarpı 3 birim 51 birim yapıyor. Sonunda 1 birim daha boşta kalıyor. O da zaten 1 birim uzaklıkta olacak diyor ya kenarlardan. Ona gidiyor arkadaşlar. Demek ki aşağıya doğru da 1, 2, 3, 4 diye 17 tane de sıra yapıyormuşum. O halde sorumuzun cevabı 17 çarpı 33 tane kareye ihtiyacımız var arkadaşlarım. Muhtemelen 561, sonu 1 ile biten. Dostlar çarpmaya üşendim açıkçası ama Ceyhan büyük bir ihtimal cevap. Siz bakıp işaretlersiniz. Aşağıda kenar uzunluğu 6 birim olan karesi. Şimdi bu karenin bir kenarı 6 birimmiş. Burada da gösterelim. Şöyle. Ve kenar uzunluğu 8 ve 16 olan dikdörtgen. Bak 8 burası, 16 burası. O halde 10. Şimdi ben şuradan aşağı bir diklik indirsem. Bak burası da 90. A 90 B. B 90 A. A 90 B. İki tane benzer üçgen bulurum. Tamam, bunu kullanırız birazdan. Zemin üzerinde gösterilmiştir. Karenin B köşesi sabit tutularak döndürülüyor. Dikdörtgenin de E köşesi sabit tutularak döndürülüyor. Aşağıdaki görüntü elde ediliyor. A noktasının zemin üzerindeki dikiz düşüm noktası M. Yani ne demek bu? A'dan aşağıya dik indirdiğinde M'ye denk geliyor. F noktasının zemin üzerindeki dikiz düşüm noktası N'ydi. Buna göre de MN uzunluğu nedir diye de bir soru sormuş bize. Hadi gelin başlayalım. Şimdi A 90 B, şurası da A. Şimdi dostlar önce şu üçgenle şunu benzerliyorum. Dostum 90'ın karşısı 6. Burada 90'ın karşısı 10. Devam. A'nın karşısı şuraya X diyelim. A'nın karşısı X. A'nın karşısı 8. 48 bölü 10. Yani 4.8 çıktı burası arkadaşlar. Şimdi bununla da bunu benzerleyeceğim dostlar. Hemen benzerleyelim. 90'ın karşısı 10. 90'ın karşısı 16 eşittir. B'nin karşısı 6, B'nin karşısı Y. Buradan da 96 bölü 10 çıktı, 9.6 geldi. Şimdi hepsinin toplamını soruyor. 9, 10 daha 19, 4 daha bir 23 var elimizde. Sonra 0.8 buradan,
0,6 buradan toplarsam 1,4 yapar. Artı 1,4 daha var. Yani 23, bir daha 24,4 geldi sorumun cevabı. Evet, 13 numaradayım arkadaşlarım. Çevresi 16 santim olan kare biçimindeki bir cisim, 4 diyelim o halde bir kenarına. 4, hatta şurası 5 geldi. Bakın 4'ü yazınca hemen. K noktasından başlayarak bir köşesi duvara dokununcaya kadar ok yönünde öteleme durumu gösterilmiştir. Şimdi diklik varmış FE, tamam. FD, DE'ye eşitmiş, o halde bu da 5. FA 3'müş, tamam. Buna göre cisim kaç santim ötelenmiştir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Yani şunu soruyor. Şuradaki K noktasından, bak sol uç noktası bunun. Sakın ha B arasını hesaplamayın. Burayı sormuyor bize arkadaşlar. Burası değil sorduğu yer. Öteleme bu değil. Hangi noktaya göre buradan mı başladın? Buradaki K noktası, yani karenin sol alt köşesi nereye geldi? Bak A noktasına geldi. İşte senin öteleme dediğin yer K ile A arasını soruyor sana. Tamam mı kardeşim? Sorduğu yer burası. Biz şimdi burayı bulacağız yani. Olay bu. Peki hadi bakalım neler yapabiliriz? Bunu bir görelim. Aklıma şu geldi. Bakın şuna A diyelim. Şimdi bir sürü diklik varken hep AB 90 yapıyoruz ya. A 90 B. A 90, şurası da B. Şimdi benzerleyelim. Küçükte B'nin karşısına 3 düştü. Büyükte B'nin karşısına bak kardeşim 10. Eşittir. Küçükte 90'ın karşısı 5. Büyükte 90'ın karşısı FK. Peki buradan 50 bölü 3 geldi FK uzunluğu. Dostum bize neyi soruyordu? AK'yı soruyor. Yani 3'ü çıkart diyor bundan. 50 bölü 3 eksi 3'ten 9. 50'den 9 çıktı. 41 bölü 3'tür. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlarım. Bunu bir daha izleyin, tamam mı? Şu ötelemeyi kaçırmayın. Bak birçok yanlış yapan K ile B arasını soruyor zannedecek. Orayı sormuyor. Dikkat edin ona arkadaşlarım. Evet, devam. Yani ne yapıyorum ben ya şuraya? Az daha videoyu kapatacaktım ha. 13, kaç dakikamız var birazdan? 3 dakika sonra falan zil çalacak. Hadi bunu da çözelim de sonrasını sonra çözeriz. Aşağıda ABC dikdörtgeni ile BEFK karesi biçimdeki levhalar verilmiştir. 6, 1, 11 hepsini yazmış. Dikdörtgen levha K noktası etrafında ok yönünde 90 derece döndürülünce B üssü, C üssü, D üssü, A üssü. Şimdi bunu 90 derece döndürürsem ben K'nın etrafında şöyle bir şekil olacak arkadaşlarım. Şöyle bir KC şuraya gelecek. C üssü burada. Şimdi B üssü buraya çıkacak. Şöyle bir dikdörtgen oldu dostlarım. Şöyle bir şekil. Aha 90 derece döndürdüm. B üssü, A üssü buraya geldi. D üssü de buraya geldi. Şurası 6'ymış toplam. Şurası 1'miş. Tamam. Şurası da 1. Ve bu 1 katlandı buraya geldi. 2 buradaysa 4 buraya geldi. 11'miş dikdörtgenin uzun kenarı. 11 de buraya geldi. Peki. Buna göre levhanın B köşesi ile levhanın B. D üssü şurası. Arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Hemen kalemi mavi yaptım. Şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bildiğimiz şeyler. Buradan aşağı inen 11 buraya kadar. Bir de şuradan aşağısı 12. Bu dik kenar 12. Şurası 1. 4 de buradan gelmiş bakın 5. 5, 12, 13'müş. Çok da kolay bir soruymuş. Yeter ki şu döndürmeyi yapabilelim değil mi? Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu döndürmeleri. Şimdi bol bol kitabın sonunda da sorular koydum ben döndürme sorusu diye ama buraya kadar da zaten bir sürü döndürme sorusu da çözdük biz arada. Lütfen artık çok iyi alışın bunlara, tamam mı kardeşlerim? Şimdi biz burada bir durduracağız videoyu. 15'e bir sonraki videoda geçeriz diye düşünüyorum da. Bu arada kaç soru varmış bir de ona bakayım ben. 30 soru var. 15 tam ortası oluyor ya. 15'i de çözsek mi zil çalmadan, şöyle hızlıca bir bakayım. ABC'de kare şeklindeki bir arazi aşağıdaki gibi alanları iç bölgelerindeki sayılar olacak şekilde 3 parçaya ayrılmış. Bak şimdi. Tüm alan ne çıktı arkadaşlarım? 36, 24 daha 60. 84 daha 144. Tüm alan 144. O zaman bir kenar 12 geldi mi kardeş?
Şimdi peki ben şuradan köşegeni çizsem. Köşegen alanı ikiye bölecekti. 144'ü ikiye bölecek. 72, 72 diye. Demek ki şurası 36 olacak değil mi? 72 olması için 36 burada. Buraya da 36 kaldı. Bak bu D ile alanı ikiye böldüyse bu kesin kenar ortaydır. Yani 6, 6 burası. Peki burası da ne olacak dostlarım? 72 olacak. E 24 buradaysa buraya da 48 kaldı. Bak bu da 1'e 2 oranında böldü. Yani K'ya 2K. Ve biz 3K'yı 12 diyebiliyorsak K 4. Burası da 8. Neyi soruyor? AK bölü BL. BL nerede? 6. AK da 4. 4 bölü 6'yı soruyormuş. Yani 2 bölü 3'ü soruyormuş kardeşlerim. 15'i de gömdük. Şimdi burada duralım. Kalanı da bir sonraki videoda çözmeye çalışayım. Sonra belki bunları birleştiririz. Tek video yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım, görüşmek üzere.